tribünallerle alakalı ufak tefek bazı kurallardan bahsedeceğim. Hani rica ediyorum hani Pembe'nin söylediği gibi kameralarımızı kapalı tutalım, mikrofonlarımızı kapalı tutalım. Kamera açma veya işte ne bileyim mikrofon açma süreçlerinde direkt ana ekrana şeyiniz düşecek, profiliniz düşecek. Mikrofonunuzu kapatmaya çalışacağız, kapatacağız. Yine ekran paylaşmaya çalışırsanız da çıkartmak zorunda kalacağız webinardan. O yüzden ricamız bunlar. Kuralları uyarsak biraz bir etkinlik geçer. Bundan sonra da herhalde yaklaşık 7 haftalıkta şeyimiz devam edecek. Webinar serimiz devam edecek. Aynı haftanın aynı günü, cumartesi günü saat 4 ile 5 arasında. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı, verimli, güzel bir webinar geçer. Sözü Ali Rıza Bey'e bırakacağım ama Ali Rıza Bey burada mı? Ali Rıza Bey, isterseniz tekrar bir çıkış yapın, tekrar bir giriş yapın. Bir kapatın, bir daha bir giriş yapın. Mikrofonda şu an bir sorun var sanırım. Bu arada ben devam edeyim mi var? Tabii ki, tabii ki. Tabii. Ben de Bilgisayar Mühendisliği Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Fehmi Özkaner. Webinar serimiz Ömer Bey'in söylediği gibi 7 haftalık süreçte devam edecek. Belki 8'e de çıkartabiliriz. Güncel konular geldikçe, istekler geldikçe ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Sesim şimdi geliyor mu? Evet, Geliyor Ali abi, başkanım. duyuyoruz şu an. Okey, ben Ali Rıza Ersoy, Digit for Turkey, yani Dijitalleşme Endüstrisi 4.0 Derneği kurucu başkanıyım. Üç dernek beraber bu diziyi organize etmeye çalışıyoruz. Zeynep arkadaşıma, Evrim arkadaşıma, Sıcak İstanbul'dan ve diğer takımdaki bütün arkadaşlarıma Sıcak İstanbul'dan bol bol selamlar. Hepinize kolay gelsin. Kocaman teşekkürler. Teşekkürler başkanım. Artık webinara başlayabiliriz. Evrim Hanım, sizde. Teşekkürler Fehmi Bey. Başlıyoruz değil mi? Evet, başlayalım abi. Teşekkür ederim. Evet, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği, Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Mekatronik Mühendisleri Derneği olarak bu üçlü konsorsiyumla yapılan Yeni Dünya Webinar serisinin eğitim ayağındayız. Açıkçası ben Evrim Selvi bu konuda çok heyecanlıyım. Öncelikle bana güvendikleri için. Bir diğer konuda hem eğitimci bir aileden gelmem nedeniyle kendimin de mühendislikten dolayı teknolojik altyapılarda uzun yıllar çalışmamdan dolayı bu konunun birleştiği bir webinarda bana güvenildiği için çok teşekkür ederim. Bu anlamda çok heyecanlıyım. Evet, katılımcılarımız Teknoloji ve İnsan Koleji kurucusu Sayın Zeynep Dereli, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz ve Pixel Akademi ve Pixel Lab CEO'su Sayın Emrah Kozan. Şimdi öncelikli olarak isterseniz bir kısa tanıtım sorularımızı soralım. Zeynep Hanım, dilerseniz sizden başlamak istiyorum. Memnuniyetle. Evet Zeynep Hanımcığım. Nasıl başladı? Ben biraz sizin hikayenizi de biliyorum. Bizim gerçi biraz ben kendimden de bahsedeyim. 28 yıllık elektronik mühendisiyim. 7 yıldır da işletme koçluğu yapıyorum. Action Coach markası adı altında. Çalışan bağlılığı dönüşüm programı Engage and Grow üzerine çalışıyoruz. Sizin bu Teknoloji ve İnsan Koleji'ni aslında yakından takip eden bir ekibiz. Biliyorsunuz TEP Kadın Bankacılığından itibaren sizi takip ediyoruz. O anlamda da gurur duyuyoruz. Neler söylersiniz? Teknoloji ve İnsan Koleji'ni kurarken ilk çıkış noktanız neydi? Hayaliniz neydi? Ne kadarını yapabildiniz? Bir kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Öncelikle çok teşekkürler. Bu kadar kıymetli, değer verdiğim dostlarla bir arada olmak benim için çok önemli. Vakit ayırıp bizi dinleyen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan 4 sene evvel Ali Rıza Başkanımız çok iyi hatırlar. Çünkü benim için hayatım boyunca unutmayacağı bir önemli anı bana fikir aşamasında bana destek oldu. Tam o zamanlar Türkiye'de yeni bir eğitim anlayışını ortaya koyacak bir okul kurmak niyetiyle çalışmaya başlamıştım. Bu Türkiye'de biliyorsunuz zaman zaman öngörülemez bazı şeyler oluyor. O zaman da 4 sene evvel ne olduğunu hatırlayanlar hatırlayabilirler. Ben Ali Rıza Bey'i ziyarete gitmiştim. Ve kendisine acaba bu okulu açayım mı açmayayım mı doğru zaman mı değil mi vesaire diye soru sorarken o da beni yüreklendirmişti. Gerçekten de aslında her girişimci için, ben kendimi bir eğitim girişimcisi olarak tanımlıyorum. Ama her girişimci için onları yüreklendiren ve onlara koçluk, mentorluk yapacak kıymetli
dostlara ihtiyaç var. Buradan Ali Rıza Başkan'a ayrıca teşekkür ederim. Ve bu süreçte biz aslında TİNK'i bir okul olarak kurgulamadık. TİNK'i kurgularken yeni bir eğitim modeli nasıl olmalı? Dijital çağda çocuklarımıza neyi, nasıl, neden öğretiyoruz ve nasıl ölçümlüyoruz, nasıl cevaplarız? Aynı zamanda biz bir lise olarak kurulduk. TİNK'in bir açılımı var, Teknoloji ve İnsan Koleji. Eğitimi herkese daha erişebilir, teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanarak eğitim kalitesini yükselttiğiniz, gençleri girişimci ruhla yetiştirdiğiniz bir model planladık. Ne kadarını yaptınız diye sorarsanız aslında tamamını yaptık. Covid-19'dan ötürü aniden okullarımız biliyorsunuz uzaktan eğitime devşirildi. Şimdi bu bizim inandığımız şeyleri birazcık daha test etmemiz için çok iyi bir dönem oldu aslına bakarsanız. Aniden olduğu için bütün okullar, kendi okulumuzu bunun dışında bırakıyorum ama diğer okulların hepsi birazcık hazırlıksız yakalandılar. Hem mevzuatsal olarak ülkemizde yasal düzenleme açısından bu konuda eksiklikler var, yapılması gerekenler var. Hem de sadece ülkemizde değil, dünyada da aynı şekilde. Çünkü örgün eğitimin okul içerisinde belirli süreler zarfında ve belirli formatta yapılması gerektiği konusunda bir anlayışımız var. Bu da ta endüstri devriminden beri devam eden, işte birazdan mühendislik bakış açısıyla herkese hep mükemmel ürün çıkartmak nasıl olur? O fabrikadaki üretim ağı gibi kurgulanmış eğitim. Halbuki her bir öğrencinin öğrenme çerçevesi çok farklı. Bazısı işitsel, bazısı görsel, bazısı kinetik öğreniyor. Ve her bir derste de kendi akranlarıyla, yaşıtlarıyla aynı seviyede olmuyor. Okulların bu konuda çok verimsiz olduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji işin içine katarak eğitimi çok daha verimli hale getirebilirsiniz. Öğrencilerin kendi seviyelerinde diyelim ki lisan öğreniyorlar. Kendi 5. sınıftaki bir öğrencinin diğer 5. sınıftaki bir öğrenciyle İngilizce seviyesinin aynı olması gerekmiyor. Ve genelde de olmuyor ne yazık ki. Aynı okuldan yetişmiş olsalar bile olmuyor. Ve şu anki durumda da biz bu öğrencileri aynı sınıfta aynı eğitime tabi tutuyoruz. Biz TİNK olarak diyoruz ki birazcık daha zaman içerisinde umarız bu da yapılabilir. Hem bize ait yeni bir içerikle dijital çağa uygun yetkinlikler kazandıralım. Hem de hibrit bir eğitim modeliyle hem okul içinde hem de okul dışında uzaktan eğitimle tamamlanarak öğrencilerin kendi öğrenme yolculuklarını tanımlayabilecekleri yeni bir yaklaşım modeli geliştirelim. Bunu da şu anda hayata geçiriyoruz. Eylül'de bu şekilde başlayacağız. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Bu konuda önce olmak muhteşem bir şey gerçekten. Başarılar diliyoruz. Daha çok sorumuz olacak ama dilerseniz diğer katılımcı panelistlerimize de biraz bir söz verelim. Sonra döneceğim Zeynep Hanım. Çok tabii. Teşekkür. Evet. Sayın Burcu Yılmaz, Bilişim Teknoloji Eğitimcileri Başkanı, Derneği Başkanı. Nasılsınız? Buyurun, siz de biraz Bilişim Teknoloji Eğitimcileri Derneği'nden bahseder misiniz? Merhaba. Nasıl ihtiyaç çıktı? Merhaba Evrim Hanım, herkese merhaba tüm katılımcılara. Umarım sesimi rahat alıyorsunuzdur. Şöyle başlayalım. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, bilişim teknolojileri derslerine ve öğretmenine ihtiyacımız kalmadı denilen 2011-12 yıllarında kurulma kararı aldık. Biz dedik ki, asıl şimdi her şey yeni başlıyor. Değil BT dersine ve öğretmenlerine ihtiyaç kalmaması, ihtiyaç artarak, katlanarak, büyüyerek devam edecek. Biz dedik ki bu farkındalığı anlatmanın bir yolu olması lazım. Bunu da başlatacak olan sanırım öncelikle eğitimcilerdir. Eğitimde, eğitimcide olmayan bir şeyin topluma yansıması maalesef olmuyor. Bu sebepten dolayı biz bir farkındalık oluşturma hareketi başlatalım. İşin bir yerden ucundan tutalım istedik. Tabii eğitimciler sivil toplum kuruluşlarına çok uzaktır. Çok yavaş ve uzun bir yoldan bahsediyoruz. Bugün 8. yılımıza girdik. İşler artık istediğimiz gibi gitmeye başladı. İnsanlar teknolojinin önemine kafa yormaya başladı. Biz de gönüllülük esasıyla 500 üyemizle, 500'den fazla eğitimci üyemizle etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şeyi anlatmak istiyorum. Bilişim teknolojileri ve eğitimcileri, akademisyenler, özellikle bizim üyelerimiz eğitimci, akademisyen ve öğretmenlerden oluşuyor. Ve bölüm öğrencilerinden oluşuyor ama o bölüm öğrencileri bu aralar kara günler yaşıyor. Atama konusunda sıkıntıları var. Biz bu eğitimcilerle gönüllü olarak
Türkiye'nin her tarafında büyük etkinlikler düzenlemeye başladık. Öncelikle farkındalık çalışmaları için zümre toplantıları ve atölyeler gerçekleştirdik. Yüzlerce atölyeden bahsediyorum. Yapay zekadan tutun tasarıma, üç boyutlu tasarıma, robotikten tutun nesli tabanlı görsel programlamaya, hemen hemen öğretmenlerin uzmanlıklarını geliştirmelerine yönelik yüzden fazla atölyeyi gönüllü gerçekleştirdik. Toplumsal olarak etkileyecek kararları hep beraber almaya çalıştık. Öyle devam ediyor. Teşekkür ederiz. Evet, Erhan Bey'e geçelim. Pixel Akademi CEO'su Sayın Erhan Bey. Pixel Akademi'den biraz bahseder misiniz bize? Neler yapıyorsunuz? Merhaba. Yaptığınızı ben biliyorum. Katılımcılarımız da duysun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben Emrah Kozan. Pixel Akademi ve Pixel Lab kurucu ortağıyım. Aynı zamanda Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin de organizasyon komite başkanıyım. Ben biraz aslında bilişim teknolojileri alanında eğitmenlikle başladım. Ben de bilgisayar öğretmeni olarak başladım sektör. Akabinde Bilgi Adam Bilişim Akademisi'nde uzun yıllar, bir 6-6,5 yıl kadar web grafik tasarım ve aynı zamanda Apple ve dijital pazarlama eğitimleri verdim. Sektörü çok fazla bilişim uzmanlığı eğitimleri verdim ve akabinde 2015 yılında biz Antalya'da Raifan Aydın'la beraber Pixel Akademi'yi kurduk. Evet. Şu an hem Pixel Akademi hem Antalya'da Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren bir Pixel Lab adında bir yazılım şirketimiz var. Mobil uygulamalar yapıyoruz. Yapay zeka uygulamaları gerçekleştiriyoruz. CRM ve CMS üzerine çok fazla proje geliştiriyoruz. Aynı zamanda da bilişim uzmanlığı eğitimleri veriyoruz. Türkiye'nin birçok yerini gezip üniversitelerde etkinlik konuşmacısı olarak yer alıp fırsat buldukça üniversite arkadaşlarımızı, mühendis fakültesindeki arkadaşlara tasarım, yazılım ve bilişimle ilgili kariyer alanında fikirler vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda 5 yıldır her yıl Akdeniz Bilişim Zirvesi adında bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliğin şanı da geçen yıl sahneden düşürdüğümüz bir robot vardı. 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde bir robot düşürmüştük. Konyalı robot Ada, hatırlarsınız belki. Onunla birlikte pik yapmış bir noktaydı. Kariyerimde... Hemşerim olacakmış robot. Evet, kariyerime bir süre sahneden robotu düşüren adam olarak devam ettim. Her yıl ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz 3.000-3.500 kişiyi ağırladığımız bir etkinlik bu. Cem Seymen, Uğur Batı, Özgür Akın, Türkiye'deki yani birçok farklı firmanın, birçok farklı bilişimciyi ağırladığımız bir etkinlik. Ve bu ölçekte Anadolu'nun aslında sesi olan bir bilişim etkinliği. Bu sene 5.sini gerçekleştirdik. Çok kıymetli konuklarımız oldu. Sanayi Teknoloji Bakanı Yardımcımızı ağırladık. Umarım bu sağlıklı günlerden sonra biz de tekrar 6.sini, 7.sini düzenlemeyi istiyoruz. Çünkü bilişim dünyasının bu ekosisteme, bu ücretsiz paylaşımlara, fikir paylaşımlara çok ihtiyacı var. Ben öncelikle bu webinar için bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli konuklar var. Covid-19'un başından beri sürekli işte eğitim, dijitalleşme gibi çok noktada konuşmacı oldum. Açıkçası ilk defa bu kadar üst düzey dolu dolu konuşmacılarla bu konuyu konuşmak beni rahatlatacak. O yüzden teşekkür ederim. Herkes tekrardan hoş geldin. Evet, teşekkür ederiz Emrah Bey. Evet, Zeynep Hanım tekrar size geçelim istiyorum. Özellikle biliyorsunuz son dönemlerde artık yeni dünya, yeni normal, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganlarıyla yolumuza devam edeceğiz biz iş dünyası insanları olarak. Evet, yeni dünyada eğitim alanında bizleri neler bekliyor? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Bu konuda biraz bahseder misiniz? Eğitimde, yani bugün bu önemli toplantıya katılacağım diye bir de dünyada da neler yazılmış, çizilmiş bayağı bir araştırma yaptım. Yani ödevimi yaptım geldim diyeyim. Sadece kendi fikirlerimi değil, dünyada da neler söylüyorlar. Aynı zamanda bu COVID sırasında da dünyanın yaklaşık 15 ülkesinin Milli Eğitim Bakanlarıyla her hafta toplantılara katılıyorum. Size birkaç tane şeyden bahsedebilirim. COVID-19'a aniden uzaktan eğitime geçtiğimizde bir kere eğitimdeki fırsat eşitsizliği herkesin ana gündem maddesi haline geldi. Eğitimde fırsat eşitsizliği ülkeler namına, genç, geleceğimiz olan çocuklarımız namına kabul edilebilir bir şey değil. Bir kere yani bence artık bundan sonra hepimiz bu konuda el birliğiyle çalışacağız. Çünkü hepimiz görüyoruz ki çocuklarımız aynı imkanlara sahip şekilde, aynı donanıma sahip, yetkinliklere sahip şekilde yetiştirilemiyor. Covid-19'da bu süreç daha da arttı. Neden derseniz normalde sınıfa giden çocuklar, aynı sınıfın içerisinde aynı modalite üzerinden aynı öğretmenden eğitim alan çocuklar ki bu arada sınıflar ve öğretmenlerimizin de affına sığınarak söylüyorum ama öğretmenlerin de yetkinliğinin değişimiyle farklılık gösteriyordu. Şimdi evlerinde bu bir kat daha arttı.
Hatta birkaç kat diyebiliriz. Yani Türkiye'de evinde bırakın televizyonu, elektrik olmayan çocuklarımız var, çalışmak zorunda olan genç işçilerimiz var ve onların bundan sonraki eğitimden sonra, ara verilen eğitimden sonra eğitime geri dönmeleri bence çok önemli. Bu konuda da hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Dünya Bankası çok kıymetli bir rapor üzerinde çalışıyor. Ben de o ekiple birlikte çalışıyorum. Şimdi eğitimde normalde bildiğiniz bir yaz unutması kavramı var. Yaz tatilleri özellikle Türkiye'de olduğu gibi uzun olan ülkelerde çocuklar o seneki akademik öğrenimlerindeki kazanımlarının yaklaşık bir aylık kısmını unutuyorlar. Ve aynı zamanda da şimdi COVID-19'dan ötürü de biz EBA platformu üzerine çevirdik her şeyi. Çok değerli ama herkes aynı şekilde bundan faydalanamıyor. Çünkü bunun nasıl kullanılacağını ebeveynler bilmiyor, çocuklar bilmiyor, alışık değiller. Yani bunun eğitimi daha evvel okulda verilmemişti. Uzaktan eğitimden nasıl faydalanacağınızı aslında okulda öğrenmeniz lazım. Bu hayat boyu öğrenimi de devam ettirmek için çok kritik öneme sahip. Çok farklı konular var ama ben sadece ana başlıklara gireyim. Çünkü çok kıymetli konuşmacılarımız var. Onlarla paslaşarak devam ederiz. Yani bu konulara bakacağız. Neyi öğretiyoruz, niye öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz, nasıl ölçme değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bunların hepsi tekrardan gündem maddemiz olacak. Çünkü gene bugünlerde gündem maddemiz olan işte LGS, YKS gibi çocuklarımızın yani bizim geleceğimizin geleceğini belirleyecek sınavlarla ilgili hem bir bilinmezlik hem aynı zamanda da yaşanan zorluklar diyelim bunları da yaşadık. Acaba bunları daha farklı nasıl yapabiliriz? Bunların hepsini düşünmemiz gerekecek. İşte şimdi başka bir şey daha öğrendik. Bize okulda öğretilen şeylerin çoğunluğu aslında hayatta bizim ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikler veya beceriler değil. Değil mi? Yani aslında keşke herkese geçmişte olduğu gibi bir parça yemek yapmayı, dikiş dikmeyi, yani kendi kendine yeten insan olmayı da öğretsek. Teknolojiyle gelen değişimde, dijital çağda aslında insan daha kendi kendine yeterli olacak. Ve asıl önemli şey bence burada hepimizin öğrendiği en önemli husus, hepimiz iyi olmadan hiçbirimiz iyi olmuyoruz. Yani bu kavram eğitimde çocuklarımıza insan olma üzerinden, iyi insan olma, ideolojiden uzak, hiç ideolojiyle alakası olmaması gerekiyor eğitimin. Toplumsal mutabakat gerektiriyor, herkes için verilmesi gerekiyor. Ve bunun çağdaş, aynı zamanda erişilebilir olması gerekiyor. Bu konular üzerinde bence hep birlikte ciddi çalışmalar yapacağız diye düşünüyorum. Son bir şey, Dünya Bankası'nın raporundan onu bahsetmeyi unuttum. Raporda yapılan çalışmaya göre COVID-19'la ara verilen eğitim öğretimdeki dünyanın %84'ü, genel eğitim gören çocuklarının popülasyonun %84'ü okul dışında şu anda. Ve bu kaybediş, çünkü normalde eğitim hayatınızdaki bir senelik ekstra eğitim gelecekteki kazanabileceğiniz maaşı %10 arttırıyor. Böyle bir istatistik var. Ve bundan ötürü de dünyaya bu 3 aylık kazanım kaybı, eğitim kaybının $2.5 trilyon gelecekteki gelirlerden kayıp yaratacağı söyleniyor. Bu da apayrı bir konu. Bunu da hiç konuşmuyoruz. Elbette ki önce iyi olma hali önemli ama daha sonra da tabii ki büyüyen, gelişen, inovasyonla farklılaşan, çarpan etkisi yaratan İşlere odaklanmamız lazım. Sizlerin hep odaklandığı şeyler. Şimdi hocalarımı dinlemekten keyif alacağım. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz Zeynep Hanımcığım. Evet, gerçekten çok önemli konulara temas ettiniz. Yeni dünyada evet bu kayıp, yani istatistiklerle konuştunuz. Bu kayıp gerçekten çok önemli. Üniversite son sınıf öğrencisi büyük oğlum şu anda dediğiniz gibi bu nasıl eğitim nasıl olacak kısmı, halen finaller nasıl olacak, oralarda bir soru işaretleri yaşıyor, bunun endişelerini yaşıyoruz. LGS'ye girecek olan oğlum acaba ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Yani biz bunları derinden yaşayan bir aileyiz bu anlamda. Şimdi sizinle de böyle konuşunca birden ben o taraflara döndüm. İşte çok önemliydi söyledikleriniz için de, değil mi? Eğitimcilerin yetkinliği çok önemliydi. Bu konuda Burcu Hanım sağ olsun çok önemli adımlar atmış. Şimdi yeni normalde acaba peki... bilişim teknolojileri eğitiminde ne tür çalışmalar oluyor? Burcu Hanım'dan biraz bu konuda bahsedelim. Çünkü bu yetkinliğin arttırılmasında sanırım çok büyük adımlar atmaya ihtiyaç olacak bu dönemde. Bunu söylemek istiyorum. Evet, buyurun Burcu Hanım.
Öncelikle Evrim Hanım, şöyle bir sıkıntımız var. Biz BT derslerini kaldırdığımız dönemde en az 10 yıl geriye gittik. BT öğretmenlerinin on fazlası oldu, BT sınıfları dağıtıldı, öğretmen ataması, bir öğretmen yetiştiren bölümler öğrenci bulamadı, tercih sebebi olmadı. Öyle kötü bir dönem yaşadık ki biz hala o dönemin eksilerini gidermeye çalışıyoruz. Düşünürseniz şimdi bizim dijital yetkinlikleri tartıştığımız bir dönem olmayacaktı. Eğer ki biz atanılan o dönem bütün yaptığımız yatırımları arttırarak devam etseydik, şu an uzaktan eğitime mecburi olarak geçmek zorunda kaldığımız bu süreci çok rahat atlatacaktık. Biz en çok dijital yetkinliklerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Ve sadece öğretmenlerin değil, ve doğrusu öğretmenler bu konuya en hızlı adapte olacak kesim olacaktır. Ama biz velilerin ve öğrencilerin dijital yeterlikleriyle çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz şu an. Şöyle düşünün, çok ciddi bir evrim geçirdi dünya. Eskiden futbolcu, topçu ve popçu olmak isteyen çocuklar artık YouTuber ve e-sports oyuncusu olmak istiyor. Artık ekrandan ve akrandan öğrenen bir kitleden bahsediyorsunuz ama siz bu direnci, değişimi olan direnci devam ettiriyorsunuz. Bu değişimi olan dirençle diyorsunuz ki biz eski yöntemlerle devam edeceğiz. Çocuklar bilgiyi alsın, fotokopi nesli gibi başka bir kağıda aktarsın ve biz bunları müdür yapalım, meslek olarak en iyi yerlere getirelim. Dünya artık bu düzende değil. Aslında herkes bir değişimin farkında. İşte Google, Apple, Microsoft, sosyal medya grupları bizim bildiğimiz dünyayı zaten alt üst etti. Ve siz hala eski yöntemlerle bugünün çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorsunuz ve tökezliyorsunuz. Bakın BT derslerinde şöyle bir güzellik vardı. Önce dijital yeterlikleri yükseltmek için işte programları öğretirdiniz, hakimiyetlerini yükseltirsiniz. Sonra bunu düzgün ve etkili kullansın diye güvenli internet gibi eğitimlere ağırlık verirsiniz. Ve devamında da bilişsel süreçleri destekleyecek üst düzey öğrenmelere geçersiniz. Kodlamadır, robotiktir, üç boyutlu tasarımdır. Ondan sonrası işte yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinliklere geçmenizi sağlar. Şu an kimse ayakkabı ürettiği için bir insanın zenginliğe boğmuyor, refaha boğmuyor. Ne zaman ki siz fikir ve düşünce geliştirebiliyorsanız, İşte bu kodlama, yazılım, programlama niye bu kadar ihtiyaç haline geldi? Siz ne zaman çocukları mühendislik becerileriyle donatabiliyorsunuz? İşte o zaman fikir geliştirebiliyorsunuz. O zaman inovasyondan, girişimcilikten bahsedebileceğiz. O zaman dünya pazarında söz sahibi olmaktan bahsedebileceğiz. İşte BT dersleriyle ilgili yaşadığımız en büyük sıkıntı buydu. Bakın, birazdan arkadaşlar da değinecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu an sadece 5 ve 6'larda bilişim teknolojileri dersleri var. Çocuklar 5. sınıfa gelene kadar işten geçmiş oluyor. Özel okullar, girişimler bu işi gerçekten ele almaya başladı. Fakat devlet okullarında biz hala 5 ve 6'da sıkışmış bir durumdayız ki onların da çok büyük sıkıntıları var. BT sınıfları, kaynak araç gereçleri, öğretmenlerin yaşadığı, onlara hiç girmeyeyim ama 5 ve 6 o kadar geç. Ama daha kötüsü 7, 8, 9, 10 artık seçmeli. Yani çocuğa sadece çok kısa bir süreçte dünyanın dilini öğretmeye çalışıyorsunuz. Teknolojiye hakim kılmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar zor bir mücadele verdiğimizin göstergesi bu. Aslında şeyi de dile getirmem lazım. Eğitim sisteminde yer bulamadığınız öğretmen ve eğitimleri dışarıdan desteklemek için de çok büyük kaynaklar harcıyorsunuz. Bakın, çok fazla proje var. Şu an devlet fonlarının, Avrupa Birliği kaynaklarının çok büyük bir kısmı dışarıdan çocukları desteklemek için harcanıyor. Ve bunların kötü anlamda söylemiyorum ama bir ayağı eksik. Siz 1 milyon yazılımcı yetiştirebilirsiniz. Siz 1 milyon programcı yetiştirebilirsiniz. 1 milyon robotçu yetiştirebilirsiniz. 1 milyon mühendis yetiştirebilirsiniz ama gerçek anlamda bunlar ne kadar mühendis olur, ne kadar yazılımcı olur, bunlar sadece destek kısımlarıdır. Önce milli eğitimdeki, eğitim sistemindeki çocuğa birebir ulaşan kitleyi yapılandırmanız gerekiyor. Devamında da diğer projelerle desteklemeniz gerekiyor sanırım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar değinince biz de konuları açarız. Evet, teşekkür ederiz Burcu Hanım. Şimdi tabii ki buraya kadarki konuşmalarda hani aklımda kalanları birkaç özetlersem, şimdi baktığınızda yeni dünya düzenimizde, yeni normalde tabii ki
eğitimin birçok ayağı var. Yani müfredat zaten apayrı bir konu. Eğitim veriş şeklinin nasıl olacağının teknolojik altyapısı ayrı bir konu. Çocukların psikolojik olarak buna adaptasyonu ayrı bir konu. Eğitimcilerin durumu, yetkinliği ve uygulama yöntemleri ayrı bir konu. Dolayısıyla bütün bunları gördüğünüz gibi katman katman bütün konuşmacılarımız açıyor. Bu alanda özellikle Emrah Bey'in şimdi bilişim uzmanlığı, bir sohbetimizde bahsetmişti. Bilişim uzmanlığının uzaktan eğitimle ne kadar verimli olup olmayacağı, avantajlı olup olmayacağı, biraz bundan bahsedebiliriz ama buna girmeden önce bahsetmek istediğiniz bir şey varsa Emrah Bey, bütün bu konulara bağlanma anlamında daha sonra bu soruma da cevap verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani şöyle, aslında ben birkaç farklı gömlekle... Çok özür dilerim. Küçük bir ekleme yapacağım. Yani şu çok önemli. İnsanların deneyimleyerek öğrenmesi, yaptığı işi içselleştirmesi her alanda çok önemlidir ya. Aslında bu alanda da zannediyorum o önemli. O yüzden deneyimlemek, hani o Zeynep Hanım'ın da bahsettiği bir şeyleri yaparak öğrenme, yaşayarak öğrenme, içselleştirme. O yüzden zannediyorum bilişim uzmanlığı için de bu geçerli. Değil mi? Tabii ki, muhakkak. Yani şöyle, benim bu konuda biraz şansım şu. Ben hani 14-15 yıllık kariyerimin büyük bir bölümünü bilgisayar öğretmeni olarak, bir 4-4,5 yıl bilgisayar öğretmeni olarak çalıştım. Akabinde o dönemde CITO denilen bir ölçme değerlendirme sistemi vardı. Tamamen dijital ortamlarda. ODTÜ merkezli bir girişimdi. Onun sistem yöneticiliğini yapıyordum aynı zamanda. Yani hem ölçme değerlendirme sistemini çok iyi biliyorum, hem bilişim teknolojileri eğitimi kodlama furyasına kadar. Bu bizim ülkemizde hep bilinçlendirme amaçlı. Yani sadece ne olduğunu öğrenme amaçlı. Kullanım odaklı eğitimler verildi. İlk defa üretim odaklı eğitimler vermeye başladık belki de. Tam bundan da %100 emin değilim. Hani her kurum, her okul üretim odaklı eğitim veriyor mu? Bu tartışılır. Zaten ben her zaman bilişim teknolojilerinin kodlamanın özellikle üretim odaklı yapılması gerektiğine savunanlardan bir tanesiyim. Çünkü biz mükemmel kullanıcılar yetiştirme odaklı bilişim teknolojileri eğitimleri verdik şimdiye kadar. Üreten, teknoloji üreten, çözüm üreten, problem çözen, yani minik mühendisler üretmek yerine çok iyi bilgisayar kullanan, harika işte klavye yazan, on parmak yazan kullanıcılara odaklandı. Şimdiye kadar bilişim teknolojilerinde sadece odaklanılan nokta burasıydı. Bir süre sonra zaten çocuk evde kendi bilgisayarını, kendi telefonunu çok iyi kullandığı için kabus gibi karar alındı ve bilişim teknoloji dersi müfredattan çıktı. İşte o kadar bir yanlış noktadan baktığımızın göstergesi ki bu. Biz müthiş kullanıcılar yetiştirmeye odaklandık sadece. Yani bilgisayarı çok iyi kullanan bir insanın çok iyi bilişimci olduğunu sandık. Ama böyle olmadığı çok net belliydi. Çünkü ben aynı zamanda iş adamıyım. Ben yazılımcı arıyorum, bulamıyorum. Tasarımcı arıyorum, bulamıyorum. Mobile developer arıyorum, bulamıyorum. Ama dönüyorum, bakıyorum. Okullarda binlerce saat kodlama dersi var, bilişim teknoloji dersi var. Üniversitelerde bir sürü mühendis fakültesi var. Geçen yıl 18 tane bilgisayar mühendisliği fakültesi gezdim ve 18'inde de bütün çocuklara girişimcilik anlattım, mühendislik anlattım, kullanıcı deneyimi anlattım ve tasarım odaklı düşünce anlattım. Yani aslında işin en temel noktasını anlatmaya çalıştım. Çünkü temelde bizim öğrenmemiz gereken şey, yapmamız gereken şey mühendislik aşaması. Yani üretim odaklı çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor her şeyden önce. Yani o yüzden biz şu an dünyanın kullanacağı, dünyanın takip edeceği bir teknoloji üretemiyoruz. Biz çok iyi bir kullanıcıyız, müthiş bir müşteriyiz. Türkiye bu konuda inanılmaz bir müşteri. Yani harika bir pazar. Ama hala teknoloji üretemiyoruz. Niye? Çünkü çekirdekten ben çocuğu böyle yetiştiriyorum. Kullanıcı ol, bilgisayarı çok iyi kullan, çok iyi on parmak yaz. Ama ya hadi gelin hep birlikte bugün bir bilgisayar hayal edelim, bir robot hayal edelim. Yavaş yavaş, birkaç sene öncesinin sevgili Buğra Aya'nın, Buğra Hoca'nın hayalindeki robot projesini hatırlarsınız. Muhteşem şeyler çıktı, inanılmaz köy okullarında inanılmaz fikirler, cevherler çıktı. Biz de bir dönem hiçbir zaman kodlamayı ticari olarak yapmadık. Hala da öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bilişimin çocuk projesiyle birçok köy okuluna gidip kodlama eğitimleri verdik. Hiç üzerimizde vazife değilken, bir taraftan mobil uygulama geliştirirken, bir taraftan zaten bilişim uzmanlığı eğitimi verirken. Çünkü amacımız şuydu: bize gelene kadar, bilişim uzmanlığı eğitimi almaya gelene kadar öğrenci zaten ciddi anlamda yıpranmış ve hırpalanmış oluyor. Dolayısıyla benim o saatten sonra o adama bir yazılım projesi geliştirtme şansım yok. Yani bu açıda birlikte çalışmak durumundayız. Anaokulundan, ilkokuldan, ortaokuldan çocuğun hazırlı bulmuşluğunu çok iyi bir noktaya getirip en sonunda hatta üniversiteye gelmeden, şu an bizim eğitim verdiğimiz arkadaşların büyük bir çoğunluğu mühendislik fakültesi öğrencileri veya da mühendislik fakültesinden mezun olan arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki deformasyon toparlamamız zaman alacak.
Bunu toparladıktan sonra zaten belli bir ivmeye kalacağız ve o zaman dünyayla yarışan projeler üretmeye başlayacağız. Bu sadece bilişim teknoloji alanında değil. Çok iyi bir hakim, çok iyi bir doktor, çok iyi bir mühendis yetiştirmek istiyorsak yine bu çağın gerektirmiş olduğu, çağın aslında temelini anlatan bu analitik düşünmeyi, karar verme yapılarını, bu algoritmik sistemi çok iyi öğrenmemiz lazım. Bence temel noktamızdaki problem biraz bu. Biraz işin ölçme değerlendirme kısmı da yıllarca dijital ölçme değerlendirmeye belki de ilk bulaşanlardan bir tanesiyim. Ben dehşete kapılmıştım ilk sito ölçme değerlendirme sistemlerini yaptığımızda. Anaokul öğrencileri kulaklığı takıyor. Ekrandan farklı renkleri görüyor. Seçtiği renklere göre, verdiği tepkiye göre inanılmaz bir karne çıkartıyorsunuz. Yıllar önce zaten Avrupa buna başlamıştı. Yıllar önce belli ölçekte özel öğretim kurumları buna başlamıştı. Ama devlet bu konuda birazcık gecikti. Dolayısıyla ölçme değerlendirme sistemimiz baştan aşağı yanlış. Bizim baştan aşağı ölçme değerlendirme sistemimizi, sınav sistemimizi değiştirip buna göre bir müfredat ve içerik kurmamız gerekiyor. Çağın gereksinimlerine göre kurmamız gerekiyor. Zeynep Hanım çok güzel bahsetti. Gerçekten bugün Silikon Vadisi'nin içerisinde, ortasında teknolojinin, internetin, elektriğin olmadığı bir okulda okuyorsa Silikon Vadisi'nin mühendislerinin ve sahiplerinin çocukları, bunu sorgulamamız gerekiyor. Bence temel nokta burası. Çekirdekten başlayıp finale gelene kadar ki noktada baştan aşağı köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, bir tarafından tutup diğer tarafından tamamlamayınca bir şeyler eksik kalıyor. Muhakkak, muhakkak. Çünkü evet. İşveren olarak, son sözümü söyleyeyim, işveren olarak ben de yazılımcı, tasarımcı aradığımda bulamıyorum. Ya da bulduğum arkadaşların, lütfen kızmasınlar mühendis arkadaşlar, o arkadaşın egosunu indirip ona gerçekten neyi yapıp neyi yapamayacağını anlatana kadar kök söküyoruz. Bak bunları yapmışsın ama bunlar eskidi, lütfen bak ben senden bunu istiyorum. Bana para kazandırman lazım ki ben de sana para vereyim. Bu da eğitmen tarafını bırakıp şu an iş adamı olarak konuştum. Çünkü çok büyük bir yazılımcı açığımız var. Evet, çok büyük bir tasarımcı açığımız var. Ama bu 1 milyon yazılımcı projesi çok kıymetli, çok önemsiyorum. Ama yine söylüyorum, yanlış yerden gidiyoruz. Üretim odaklı evet. Değil, sadece takip eden, izleyen odaklı insanla yetiştirirsek sadece büyük bir çoğunluk, müthiş bir Twitter kullanıcısı, Instagram kullanıcısı yetiştiririz. Daha ileri gidemeyiz. Evet, tool'ları sadece bir tüketici olarak kullanmayıp o tasarım, yaratıcılık, değil mi? Değer katma, işte aynen katma. Aynen öyle. Üretim odaklı ne yaparsak yapalım ki zaten kodlamanın milli eğitimdeki karşılığı da budur. Üretim odaklıdır. Aslında kodlama diye bir şey çok güzel bir yaklaşım olmuş orada ama analitik düşünmeyi, algoritmik zekayı çocuğa öğretip daha iyi matematik çözmesini, seni daha iyi anlaması, dili, doğayı daha iyi anlamasını sağlayan bir araçtır. Ben her zaman söylüyorum, kodlama bir araçtır, amaç değil. Ama şu an maalesef biz amaç olarak kullanıyoruz kodlamayı. Yani evet, 8 yaşındaki çocuktan yazılım yapmasını bekleyen veliler var. Biz ilk başta, ben Pixel Academy'de uzun zamandır, biz birkaç ay denedik, kodlama eğitimi geliyor, hadi biz de verelim. Ben dehşete kapıldım 4 yaşındaki çocuğun kodlama eğitimi aldığını görünce. Ama bahsedilen şey sadece blok kodlama. Yani oyun oynuyor çocuk. Aslında bir şey üretmiyor. Farkında değil. O dakikadan sonra biz tamamen kaldırdık ve artık kodlama eğitimi uzun zamandır vermiyoruz. Bunun okul içinde üretim odaklı, gerçekten pedagojik formasyon olan eğitmenler, öğretmenler tarafından yönetilerek senin matematiğin yardımcısı olarak kullanılabileceğini inanan bir eğitimciyim. Evet, burayı biraz daha açalım mı diğer sorulara geçmeden önce? Güzel bir konuya temas ettiniz. Yani o avantajları, dezavantajları kısmında biraz daha bahsetmek isterseniz. Tabii ki tarafıyla desteklenirse diyorsunuz. O zaman uygun bir yaş sizin için ne olabilir? Ya tabii ki şöyle, yani arkadaşların vaktini de almış olmayayım. Burada Zeynep Hanım ve Burcu Hanım'ın da görüşleri çok kıymetli. Yani aslında demek istediğim şu. Yani bütününde biz yetişkin birey, yetkin birey, yani dünyaya proje üretebilecek bir Elon Musk, bir Steve Jobs üretmek istiyorsak, amacımız, hedefimiz buysa, ki bir dönem birçok kurum böyle reklamlar yaptı. Steve Jobs gibi olun, Bill Gates gibi olun, onun gibi olun, bunu gibi olun, ama bunu olabilmesi için çocuğumuzun, yavrumuzun, evladımızın baştan başlarken hayatı çok iyi öğrenmesi lazım. Dikiş yapmasını öğrenmesi lazım, ayakkabı boyamasını öğrenmesi lazım. Biz sadece çocuklara şu an şunu yapıyoruz. A, B, C, D, E, doğruyu seçersen hayatın kurtulur, yalnız seçersen hayatın kurtulmaz. Arada, inanın A ile B arasında binlerce şık bulabilirim ben size. Yani işte ne yapıyoruz? Çocuğu sanat dersini alıyoruz, beden dersini alıyoruz, başka bir noktaya taşıyoruz. Yani konu çok kapsamlı ama benim temel hedefim şu, temel amacım şu. Kodlama dersi, bilişim teknolojileri dersi diğer fen bilimlerini destekleme amaçlı belli bir noktaya gelebilir. Ama esas şunu da sağlıyor. Bir hazır bulmuşluğun, yani ben yazılımcı yetiştireceksem, sistem mühendisi yetiştireceksem, grafik tasarımcı, web tasarımcı yetiştireceksem, bana gelene kadar o arkadaşın o hazır bulmuşluğunu da yakalamış oluyorum. Dolayısıyla biz şu an lise öğrencilerinden
çok daha iyi yazılım uzmanı geliştirebiliyoruz. Ama şuna bakıyorum, eski nesilde yani test sistemiyle ya da ne bileyim lise değil, üniversiteden mezun olmuş gelmiş bir olan bir arkadaşı ben yazılım teknolojilerini anlatmakta, algoritmayı anlatmakta çok zorlanıyorum. Evet. Aslında bu da bunun en büyük göstergesi. Yani eğilmediği için olan yatkınlık belki. Evet, yani hazır bulmuştuk. Yani internette doğan bir nesille internetin içine doğan bir nesil, bir de internetten bir haber nesil yarışıyor şu an. Sektörde 3 farklı kulvarda insanlar şu an yarışıyor. Bu çok acımasız. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamak lazım. Fırsat eşitliğinden bahsetti Zeynep Hanım. Fırsat eşitliğinden bahsetti. Çok kıymetli sözler bunlar. Bir özel kurumun sahibinden bunu duymak çok kıymetli benim için. Yani hakikaten inanılmaz bir fırsat eşitsizliği var. Bu fırsat eşitliğini nasıl sağlayacağız? Şu an içinde yaşadığımız COVID-19 süreci de zaten bunu uçurumları çok ciddi şekilde temel noktaya aldı. Evet, yasa yazıyor şu an. Çocuklar okuma yazmayı bilmiyor. Okuduğunu doğru dürüst anlamıyor ki biz bu arkadaşlardan mühendislik projeleri geliştirmesini bekliyoruz. Kusura bakmayın, çok vaktinizi aldım. Yok, analitik biraz düşünme, tutayım. Algoritma oluşturma, analitik düşünme gibi olayların arkasından analiz çıkarma, neden sonuç ilişkisi ya da işte bir takım estimation'lar oluşturma, hı-hı, ona bağlı olarak. Hani o beceriyi vermek aslında önemli olan. Aynen öyle. Kullanıcımız, katılımcımız şöyle demiş, üretim odaklı projelerde, gerçek projelerde belki hani öğrencileri de bulundurmak, hani normalde sanayide yapıyor bazı firmalar, hackathonlar yapıyorlar üniversite öğrencileri, teknoloji inovasyon tarafında. Acaba öğrencilerle de böyle yapılabilir mi gibi sormuş zannediyorum. Yani harika. Hatta bir organizasyon olur herhalde. Aynen şey. Bu akşam 9'da 2 tane jüriliğim var. Hackathonları ben çok kıymetli buluyorum. Evet. Önce yaşam becerilerimizi arttıralım. Hayatın içinde sendelemeyecek güçlü bireyler yetiştirelim. Mesleği ve diğerlerini sonradan veririz. Benim Avrupa'nın, bütün dünyanın baktığı temel nokta burası. Evet, zemin çok önemli. Aynen bu öyle. De eğitim aynen ve eğitimci çok önemli. Zeynep Hanım'a burada söz vermek istiyorum. Tin kolejleri bu konuda yeni dünyaya nasıl hazırlanıyor? Biraz hani bu dönem çok hepimize hızlı geldi geçti. Hani birdenbire artık yeni normale doğru geçiş yapıyoruz. Başka dalgalar da olacağı söyleniyor. Ancak siz nasıl öngörüyorsunuz? Tin koleji olarak ne tür önlemler aldınız? Nasıl geliştireceksiniz kendinizi bu dönemde? Zaten önde gidiyordunuz, öncüydünüz. Sizi takip edelim o yüzden. Çok teşekkürler. Emrah Bey, Burcu Hocam, o kadar güzel şeyler söylediniz ki gerçekten aynı panelde sizlerle sohbet ediyor olmak benim için çok kıymetli. Çok teşekkürler Evrim Hanım. Size sorularınızı da çok güzel yönlendiriyorsunuz. Yani şimdi bir kere ben kendimi bir özel eğitim kurumu sahibiyim, kurucusuyum ama benim bu eğitim kurumunu kurarken ki niyetim bu işten para kazanmak hiçbir zaman olmadı. Benim buradaki niyetim bütün Türkiye'de uygulanabilir bir modeli, onun yatırımını ben yapayım, bütün yükünü ben alayım. Benimle beraber girişimci ruha sahip ailelerle beraber onların çocuklarıyla bunu test edelim. Eğer doğru sonuçların, çıktıların olduğunu düşünüyorsak da bunları herkesle paylaşalım. Covid-19'da ne yaptık? Biz pazartesi günü, yani okullar tatil edildi. Pazartesi günü bütün programımız online'dı. Çünkü bütün içeriğimiz online zaten. Biz hazırlamıştık. Yani Emrah Bey'in dediği gibi bizim elimizdeki içerik bilişim dersi olarak okutulmuyor. Başka derste beraber okutuluyor. Bunların her birinin kendi e-kitapçıkları, bize ait özgün içerikleri var. Sadece biz, yani hiçbir zaman kodlama öğretmek olarak yaklaşmadık. Hazır setler üzerinden robotik yapmıyoruz. Çocuklar parçaları ahşap atölyesinde kendisi kesiyorlar, lehimliyorlar, hepsini kendileri yapıyorlar. Onun üzerine robot yapıyorlar. Belki aynı şıklıkta, aynı güzellikte olmuyor ama hakiki oluyor. Her sene okulumuzda inovasyon yarışması var. İnovasyon yarışmasında hakikaten pazara sunulabilir. Yani pazar testi yapılmış. Çünkü bir fikir üretmek çok güzel, üretim odaklı düşünce, ama pazarda da eğer onun karşılığı yoksa hiçbir manası da yok. Türkiye'de birazcık da oralara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işletmesel boyutta nedir mantıklı olan, inovasyonu düşünmek önemli. İnovasyonu ondan sonra hayata geçirebilecek takım oyunu, doğru takımı kurgulayabilmek, doğru pazarları bulabilmek, bunun pazarlama stratejilerinden tutun finansal yönetim şekillerine, bunların hepsinden anlayan genç yetiştirmemiz lazım. Biz okulda öğrencilerimize, yani ben böyle platformlarda okulumuzun reklamını yapmayı hiç sevmiyorum. Ben sadece ne işledi ne işlemedi. Değerli bu söyledikleriniz. Birazdan. Tamam. O yüzden affınıza sığınarak şey yapıyorum. Yani çünkü başka okullarda da başka çok güzel şeyler yapılıyor. Biz okulumuzda öğrencilerimize girişimci ruhlu olmak nedir bunu öğretmeye gayret ediyoruz. Girişimci ruhlu olmak, girişimci değil.
Bir kere meraklı olmak demek. Biz okullarda genelde merakı öldürüyoruz. 4 seçenekten 1'e indirmek, merakı öldürmek için 1 numaralı yöntem. Hakikaten yani ölçme değerlendirme sistemimiz o kadar hatalı, o kadar hatalı ki kimse iş hayatında veya hayatınızda, kişisel hayatınızda da iş hayatınızda da kimse size seçenek sunmuyor. Seçenekleri sizin bulup, düşünüp yaratmanız lazım. Biz okulda öğrettiğimiz şey o kadar farklı ki gerçek hayatta ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerden. Yani anne baba olanlar veya diğer eğitimci, dinleyiciler herkes bunun farkındadır. Yani çocuklarımın, benim de kendi çocuklarım var, hayatta kullanacağı hiçbir şey neredeyse okulda öğretmiyoruz. Ne öğretiyoruz mesela? Farkındalık. Yani kendi hislerinin farkında olmak. Neye, neden öyle hissediyorsun, onu nasıl kontrol edebilirsin, nasıl daha olumlu bir şekilde o hissinden faydalanabilirsin. Öz yeterlilik sahibi olan çocuklar yetiştirmek. Uzaktan eğitimde en çok sıkıntıyı çeken çocuklarımız, elbette ki fırsat eşitsizliği kısmını bir kenara bırakıyorum. Yazılım ve donanımda eşit olan çocuklar arasındaki mukayese ederseniz, öz yeterliliği eksik olan çocuklarımız çok gerideler. Çünkü başlarında bir öğretmen bunu da yap diye onlara diretmiyor. Anne babaların çıldırma seviyesine gelmesinin sebebi bu. Halbuki merakı öldürülmemiş bir çocuk zaten öğrenmek yolculuğundan, öğrenme yolculuğu kadar güzel bir şey var mı hayatta? Ondan o kadar keyif alarak yapıyor ki ve doğru şekilde ona o ders veriliyorsa, doğru yaklaşıma sahip eğitim görevlileri ve öğretmenler tarafından veriliyorsa zaten o tarafa doğru evriliyor. Burcu hocam söyledi, akran ve ekrandan öğrenen çocuklar dedi. Çok hoş bir cümle. Not ettim hocam, size referans vererek ileride de kullanacağım izninizle. Yani bizim yaptığımız çocuklarımıza finansal okuryazarlık dersi veriyoruz. Bütçe nedir? Paranın değeri nedir? Emeğin değeri nedir? Finansal okuryazarlık niye önemli bir de biliyor musunuz? Ben 1 liramı bir şeye harcıyorsam onu başka ne de harcayabilirim? Onu da anlayan insan yetiştirmek. Yani 1 liralık vergi devlet tarafından nereye harcanıyor? Ben nereye harcanmasını tercih edebilirim? Bir vatandaş olarak bu bilinci olmayan vatandaşların oluşturduğu bir ülke zaten zaman zaman işte bu konularda da sıkıntı yaratabiliyor. Fırsat maliyeti aynen, kesinlikle. O kadar önemli bir şey ki. Yani biri sokağa çöp attı. Çöp attığında onu niye uyarıyorsun? Niye biliyor musunuz? Ben niye uyarıyorum? Çünkü o belediye elemanı o çöpü toplamak için benim vergimden para harcıyor. Ben o çöpü seni atmasaydın, ben o çöpün toplanma parası yerine bir parkta bir çiçeğin olmasını tercih ederdim. Yani bu fırsat maliyeti bakış açısıyla hayata bakabilen genç insan yetiştirmemiz lazım. Meraklı, ilişki kurabilen, işte fırsat maliyeti de ilişki kurabilmeyi sağlıyor zaten. Arasındaki ilişkilendirmeyi genelde yapamıyoruz. Neden? Saylolar halinde, yani fen öğretiyorum, fen bilgisi dersinde matematik yok, kodlama yok, edebiyat yok, tasarım yok, müzik yok. Müzik hayatın temeli. Geçmiş antik Yunan'da müzik eğitimi en temel eğitim ve bizde Türkiye'de birçok benim diyen özel eğitim kurumundan tutun da devlet okuluna bir şekilde müzik ve beden eğitimi derslerini ve görsel sanatlara kaldırıyorlar. Yeni meslek liseleriyle ilgili yeni yönetmelik değişikliğinde mesela beden eğitimi dersi diğer iki dersin arasında seçmeli hale geldi. Fiziksel olarak bakın bugün gördüğümüz diğer şeyde fiziksel olarak kendine iyi bakmayan, kendine bu konuda değer vermeyen, iyi yemek yiyemeyen, kendi vücudunu kontrol edemeyen insanlar düşüncelerinde daha zor kontrol ediyorlar. Yani bunları da öğretmemiz lazım. Biz bunların hepsine inanılmaz önem veriyoruz. Yani bizim eğitim programımız, okulumuzun adı Think, Teknoloji ve İnsan. Sakın zannedilmesin ki bizim okuldaki öğrencilerimiz bütün gün robotik bilgisayarın başına. Hayır, hiç alakası yok. Hatta yani neredeyse tam tersi diyebilirim. Çünkü yaparak öğreniyorlar her şeyi. Geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. %100 başarı. Boğaziçi'nde felsefe okumaya giden öğrencimiz de var. Gastronomi okumaya giden öğrencimiz de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en iyi yazılım okulunda bitirdiği anda iş garantili full burslu kabul olan öğrencimiz de var. Yani ama çok geniş bir yelpaze, beraberler. Zaten işte hayatta bunlar önemli olacak. Biz bir de TİK'te kendimiz çok gurur duyduğumuz bir şey. Yani ben kendi hocalarımla, öğrencilerimle, velilerime ne kadar iftar ediyorum size anlatamam. Covid oldu. Pazartesi günü, o ilk pazartesi, daha okullar tatildi biliyorsunuz. İkinci dönem ara tatildi. Biz test ettik sistemimizi ve o bir hafta bütün derslerimiz online'dı. Bu arada görsel sanatlar, müzik tarihi dersi, beden eğitimi hepsi devam ediyor. Her gün var bunlar. Çünkü en önemlileri bize göre. Rehberlik çalışmaları, her şey devam ediyor.
Ertesi hafta bütün Türkiye ücretsiz açtık. Bizim derslerimizi dinleyen herkes YouTube kanalımızdan canlı yayın. Muhteşem. Mikrofonum kapanmış. Affedersin. Nasıl oldu bilmiyorum. Ellemedim gerçekten. 1882 tane Think dışında öğrenci sistemimizi kullanarak her gün eğitim öğretim alıyor. Çünkü bu dönem neyimiz varsa paylaşma dönemi. Yani biz bir şey yapabiliyorsak, bir tuğla koyabiliyorsak biz o tuğlayı koyacağız. Sizler başka bir tuğla koyabiliyorsanız siz onu koyacaksınız. Hep birlikte paylaşacağız. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Birlikte biz bu ülkeyi, insanımızı istediğimiz şekilde yetiştireceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Bir kişiyi bile geride bırakamayız. Kimin evladı kimin evladından daha kıymetli. Yani kesinlikle biri iş garantili eğitimin sonunda diye bir şey söylemiş. Bu arada bizim okulumuzun eğitimi iş garantili değil. Ecole 42 diye bir üniversite var Amerika'da. O iş garantili. Google'da işte belli pathway'leri bitiriyorsunuz. Oraya bitirdiğinizde işte Google'da, Microsoft'ta, Amazon'da iş garantiniz var. Ben bizim okulumuzla ilgili söylemedim. Biz gençlerimizi hayata, üniversite hayatına ve daha sonradan da gerçek hayata hazırlamaya gayret ediyoruz. İyi vatandaş olmaya, iyi insan olmaya, birbirinin hakkını, hukukunu anlayan, buna saygı duyan ve hep hayatları boyunca değer yaratmak üzere çalışan. Bizim bütün öğretmenlerimiz de öyle, velilerimiz de öyle. Hakikaten birçok velimiz girişimci oldu, farklı şeyler yapıyorlar. Sosyal girişimciliği çok önemsiyorlar. Ve hiçbir velim bir kere bile sorgulamadı. Bakın Evrim Hanım, biz eğitimimizi ücretsiz olarak online açtığımızda. Yani halbuki normalde biz bir özel okuluz, bir para hizmet için sordu. Herkes sonuna kadar destekledi. Yani bu çok iftihar ediyorum. İşte ülkemiz çok güzel, insanlar var, sizler varsınız. Bu ülke çok güzel olacak. Sadece eğitimi parti üstü, siyaset üstü, ideoloji üstü hale getirebilirsek doğru yere gideceğiz. Ben götüreceğimize inanıyorum diyeyim. Çok konuştum, özür dilerim. Çok yani hassas olduğum bir konu bu. Aslında soracağım çok şey var da acaba hani bu ara mı sorsam, sonunda mı sorsam, biraz ben de o ikilemi yaşadım. Gerçekten öncelikli olarak farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmek değil mi? Temel çok önemli, yani zemini hazırlamak. Onun üstüne her şeyi inşa edebilirsiniz ondan sonra. Bu çok kıymetli. Eğitim sisteminin bize ucu kapalı sorularla iletişimi baştan kapatması, yaratıcılığımızı kapatması, değil mi? Ucu açık sorması, yoruma dayalı sorması çok değerli. Bu anlamda ben sadece sormadan edemeyeceğim. Şimdi benim çok müşterilerim var, eğitimci, işte okul kursları olan, işte okulları olan. Bazıları gerçekten bocaladı bu dönemde. Yani onlara birkaç cümle ne söylemek istersiniz? Ben hep anlatmaya çalışıyorum işletme koçu olarak ama birkaç cümle Burcu Hanım'la Emrah Hocam biraz müsaade ederse. Çünkü önemli, çünkü onlar bir hizmet veriyorlar, bazıları bocalıyor. Biz ne kadar da söylesek sizin gibi öncü bir kişiden bunu duymaları değerli olur diye düşünüyorum. Bu dönem için ne yapmalılar sizce? Şimdi Evrim Hanım, bir kere uzaktan eğitimde farklı modaliteler var. Yani illa asenkron veya senkron olmak zorunda değil eğitimlerin. Arzu ederseniz mesela öğrenci kitlenizle de çok alakadar, yaş grubuyla da çok alakadar, onların seviyeleriyle çok alakadar, üstün yetenekli mi öğrencileri, özel ihtiyaç sahibi mi öğrenciler, bunların her biriyle ilgili farklı paketler oluşturulabilir. Yani aslında idealinde eğitimin gelecekte gideceği yer budur. Her çocuğun öğrenme yolculuğunu destekleyecek bir model mümkündür. Ve bence bunu teknolojik platformlar üzerinden optimize ederek hem erişimi ona göre sağlayarak çok farklı yerlere eğitimi götüreceğiz. Ben bunu, yani tünelin ucunda böyle bir şey görüyorum. Ve uzaktan eğitimin daha verimli kullanıldığı. Şimdi uzaktan eğitime aniden geçen kurumlarda, özellikle daha evvelden öğrencileri bu modaliteleri kullanmaya alışık olmayan kurumlarda, sadece öğrencileri değil velileri ve öğretmenleri, onları arzu ederlerse biz bir kere kendimiz ücretsiz eğitim veririz. Bizim bu eğitimlerimiz var, her zaman hazırız. Dediğim gibi yani ne varsa bu sistemleri nasıl kullanacaklar? Mesele dersleri Zoom üzerinden veya Google Hangout üzerinden yapmakta değil, bunların sonra takibi,
öğrencilerin oradaki birbiriyle etkileşimi. Mesela gözlemlediğim bir şey var. Bazı eğitim kurumları bunu çok güzel yaptı. Çocuklar sınıfta olmayı özlüyorlar. Derse girdiklerinde hep böyle birkaç dakika erken girerler ve aralarında sohbet ederler ya. Bazı okullar derslerde mikrofonları açıyorlar. Çocuklar bir 5 dakika aralarında sohbet ediyor. Sanki sınıftaymış gibi. Onu yapan okulların daha başarılı olduğunu gördüm ben. Çünkü daha ileri yaş gruplarında buna gerek yok. Onlar artık kendi gruplarını kuruyorlar. Yani house party'den tutun da kendi Zoom toplantılarını yapıyorlar ama daha küçük yaş grupları olan okullarda, ilk öğretimde çocukları olan okullarda eğer buna izin verirlerse çocukların o arkadaşlık duygularını bir parça, o ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayabilirler. Mutlaka bence beden eğitimi dersi koymaları gerekiyor. Mutlaka. Mutlaka müzik, görsel sanatlar dersleri koymaları gerekiyor. Lütfen sadece bilişsel dersler değil, öbürlerine de çok önem verin. Çünkü onlar olmadan eksik kalıyor. Çocuklar çok sıkılıyorlar, bunalıyorlar. Ve ebeveyn eğitimleri koymaları lazım. Yani ebeveynler bu süreçte nasıllar? Hepimiz için büyük bir şok. Kim daha evvel 2 ay full evinde oturdu? Yani kim oturdu? Ben oturmadım. Dün annemle babamla konuşuyordum. Sanki bir savaş döneminden geçiyoruz gibi bir hissiyat içindeyiz. Ama çocuklarımızı unutmayalım, sokağa da çıkamıyorlar. Yani onlar için çok çok ya çok daha zor. Benim çocuklarım çok şanslılar. Allah'a her gün dua ediyorum ama herkes öyle değil. Bahçem var. Bahçesi olmayan bir apartman dairesinde çoklu yani çoklu odalarda kendine ait çalışma alanı olmayan, sessiz alanı olmayan çok çocuk var. Onlar için bu süreci daha eğlenceli hale getirmek lazım. Yani kurumdan kuruma değişiyor. Benim nacizane önerilerim bunlara önem vermeleri. Eğer arzu ediyorlarsa kendi ellerinde bunları yapabilecek öğretmenleri yoksa biz bizim materyalleri de ücretsiz paylaşırız. Yani dediğim gibi neyimiz varsa paylaşmaya hazırız. Bu ülke bizim, bu evlatlar bizim. Bir kişiyi geride bırakmayacağız. Çok teşekkür ederiz. Özellikle şu noktayı da tekrar bir hatırlatmak istedim söylediğiniz şeyler arasında. Eğitim sisteminde disiplinler arası etkileşimle aslında değer üretme değil mi? Yani o bir yandan finansal bilinç, ticari bilinç olması, bir yandan pazarlama mantığı olması, yani ikna teknikleri belki değil mi sonuçta? Hani olay bütünsel aslında hayata hazırlanma. Sadece tek yönüyle değil, insan olarak, iş insanı olarak, girişimcilik bakış açısı, tüm donanımlarıyla bir insanı yetiştirmek çok önemli. O açıdan söyledikleriniz çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Şimdi Burcu Hanım'a geçelim. Burcu Hocam, peki teknoloji eğitimcileri açısından baktığımızda yeni dönemde neler yapılmalı? Yani sizler onların rolü ne olacak? Nasıl bayrağı devralacaklar? Nasıl ilerletecekler olayı? Daha bence ülke olarak teknoloji eğitimcileri dediğimiz o kısım. Aslında biz onlara bilişim teknolojileri diyoruz. Bazı yerlerde öğretim teknoloğu olduk göreceksiniz. Bazılarında eğitim teknolojileri için uzmanlardan bahsedeceğiz. Onlar daha nasıl yapılandırılacağını Türkiye olarak, ülke olarak pek anlamlandıramadık. Bak şu an uzaktan eğitim sisteminde uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldığımız bir dönemde çok ciddi bocaladık. Bunları özel okullar ve tam yapılanmasını tamamlayamamış özel okullar BT öğretmenler üzerinden götürmeye çalıştı. Teknik kadrolarıyla bu işleri götürmeye çalıştılar. Öğretim içeriklerini en baştan elden geçirmek zorunda kaldılar. Bir sürü araç üretmeye çalıştılar. Bu aslında ne kadar yapılanma olarak hazırlıksız yakalandığımızın göstergesiydi. Yeni kadrolara ihtiyacı olacak her okulun, her eğitim kurumunun, hatta okul dışı ortamlarda aileler bazı şeyleri talep etmeye başlayacak. Bunun için özel kurumların, eğitim argesi yapan kurumların ciddi bir hazırlığı olması gerekecek. Şu an bilişim teknolojileri öğretmeni olarak mezun olup atama bekleyen çok ciddi bir kitle var. Ama işin ilginç tarafı bu kitle aslında bu söylediğimiz işleri de yapabilecek olan kitle. Yani şirketlerin içinde birimler, bünyeler kurmak zorundasınız. Ve bir şirket olarak sürekli olarak kadronuzu eğitmek zorundasınız. Bu kadronuzu eğitmek için çok ciddi bir rekabet ortamından bahsediyoruz artık. Bu kadronuzu eğitmek için gerçekten öğretim tasarımı yapacak bir gruba ihtiyacınız olacak. İkinci olarak bakın disiplinler arasından bahsediyoruz ama bu aslında disiplinler arası değil, artık disiplinler üstü dediğimiz bir durum. Hatta
Bir yönsel inovasyondan bahsedilir, uzmanlaşma yönündedir. Bir de kesişimsel inovasyondan bahsedilir. Bu da disiplinler üstü çalışır. Yani siz ya bir şeyde uzmanlaşırsınız ya da farklı bir alanla kesişim yakalarsınız ki bütün inovasyonu biliyorsunuz, bütün çağı değiştirecek buluşlar, bütün ürünler, para eden fikirler hep kesişim inovasyonlarıdır. Yani siz çocukları birçok alanda hakim kılmak zorundasınız. İlgisiyle geliştirmek zorundasınız. Bu konuda da bilişim teknolojileri işte çocuklara araç sunuyor. Üç boyutlu tasarım aracı sunuyor, mühendislik araçları sunuyor, programlama araçları sunuyor. Üretmek için bir şeyler veriyor. Şimdi burada aslında kodlama dedik, yaşından bahsettik. Uygun örnekler görmediğimiz için bize sunulan eğitimlerin birçoğu kodlama eğitimi bile değil. Diyoruz ki bu okul öncesinde olmaz. Ama uygun, gerçekten bu işin yapılabileceği, Ar-Ge'sinde çalışan çok güçlü firmalar var. Bunların harika çalışmaları var. Her yaşta, her şekilde bir şeyler verilebilir. Ama doğrusunu bulmak çok zordur. Bizim eleştirdiğimiz tabii ki bu işin yanlış yönde gidenleriyle ilgili ama işte bu farklı alanların kesişimini ve çocuklara araç sağlanmasını sağlamak için birazcık küçük yaşlardan devam etmesi uygun. İşte bu kesişimsel inovasyonu yakalayabilmek için belki de. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişimli Üretim diye bir proje başlattı. 4, 5, 6, 7 gibi bir sınıflara bu işi yaymaya çalışıyor. Çocuklara araç veriyor, online içeriklerle destekliyor, öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Orada işte farklı alanların kesişimini yakalamaya çalışıyorlar. Hatta çok güzel bir etkinlik yapıldı. Hackathon diye bu yeni geçtiğimiz haftalarda Hackathon diye bir yarışmanı online olarak gerçekleştirdi. Çocuklar online olarak girdiler ve bir ürün tasarladılar. Mühendislik becerilerinin en ciddi ölçümü budur bence. Çocuklara bir konu verildi. Çocuklar 3,5 saat içinde bu ürünü tasarladılar ve tasarımlar yarıştı. Ben çok etkilendim. Çok da hoşuma gitti etkinlik. Bunu da paylaşmak istedim. Kısacası böyle toplayabilirsek BT öğretmenler işte bu dönüşümü sağlayacak, hem şirketlerde hem devlette bu dönüşümü sağlayacak önemli bir rolde olmak zorunda. Hı hı, teşekkür ederiz. Evet, tekrar Emre Hocam'a gelelim. Emre Hocam, bununla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yani bir model nasıl yapılabilir? Bir çıkış yolu var mı? Çünkü ortada bir atama bekleyen, işte bir değer olan insanlar var. Bu tarafta ihtiyaç var. Ancak o değeri, o kaynağı bu tarafa nasıl getirebiliriz, nasıl dönüştürebiliriz? Yani öncelikle bakış açısının değişmesi gerekiyor. Birinci nokta burası. Çünkü bizim eğitime bakış açımız şu an ciddi anlamda yanlış. Hani hem veri olarak, hem eğitim olarak, hem de devlet olarak daha tam bence %100 doğru bakış açısı içerisindeyiz. Tabii ki Ziya Hoca'nın çalışmalarını çok başarılı buluyorum. Dilerim çok daha kapsayarak bütünsel o eğitime farklı bakış açısını ortaya koyabiliriz. Şimdi öncelikle eğitim süreci, yani insan çok yönlü bir varlık ve öğrenirken bu bütün yönlerini destekleyerek bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Biz şimdiye kadar sadece çocuklara hani vermeye başladığımız, yani bu insanları aslında hem çocuk eğitimi, hem yetişkin eğitimi, hem genç eğitimi hepsini kapsadığımızda yanlış noktalardan gidiyoruz. Yani insan hem merak, hem analitik düşünce, hem beceriler, bunların hepsinin bir arada olduğu bir eğitim sisteminden geçtiği zaman ancak yetişkin, başarılı bir birey olabiliyor. Aslında temelde bence hedefimiz mutlu insan yetiştirmek olmalı. Çünkü mutlu insan ciddi anlamda her şekilde başarılı olabiliyor. Temel odak noktamız burası olmalı. Bizim temel odak noktamız çok yüksek maaşlar alan, çok yüksek yerlerde çalışan insanlar değil. Biraz etiketten sıyrılıp gerçekten mutlu çocuklar, mutlu insanlar yetiştirdiğimizde yetenekli insanlardan daha çok kıymetli olduklarını ve hayata daha başarılı olduklarını görüyoruz. Biraz bence buraya evrilmemiz gerekiyor. Yani bilişim teknolojileri bu COVID-19 süreciyle birlikte de aslında çağın gereksinimiyken birdenbire zorunlu hale geldi. Şimdi burada da çok ciddi bir yanlış bakış açısı var. Uzaktan eğitimin de çağın gereksinimiyken, dünya zaten bunu yapıyorken birdenbire zorunlu olarak uzaktan eğitime, zorunlu olarak bilişim teknolojilerine yönümüzü çevirdik. Biz biraz maalesef bir şeyler bize zorunlu olmadan, başımıza bir şey gelmeden bunu anlayamıyoruz.
şu an hızlı bir şekilde insanlar teknolojinin ne kadar kıymetli olduğunu, uzaktan eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu gördü. Hani bunun üzerine şu an kimseye bir şey anlatmanız gerekmiyor. Ama siz bundan bir yıl önce uzaktan eğitim sistemi ortaya koyuyoruz, okullar, kolejler, eğitim bir kısmını uzaktan eğitimde yapıyor deseydiniz, önce sizi verileriniz, öğrencileriniz, hatta bir ciddi anlamda devlet bunun güzel dayağını yerdik. Ama şimdi ne oluyor? En başta devlet bu işi başlatarak tersine dönmüş oldu. Başımıza bir şey gelmeden, başımıza bir taşın düşmesini bekliyoruz maalesef. O yüzden hem kötü hem iyi olarak bakıyorum bu sürece. Ciddi şekilde birçok noktayı değiştirecektir. Bilişim teknolojileri noktasında da hem bilişim teknolojileri artık bundan sonra daha kıymetli olduğunu görmemiz gerekiyor. Eğitim çünkü çok yönlü, ihtiyaçları olan bir süreç. Bu bağlamda ben bilişim uzmanlığı eğitimleri veren bir akademisyen abiyim. Aynı zamanda da sektöre de hem proje yaptığım için insan kaynağı noktasında da ciddi ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Temelde okuldan gelen, üniversiteden gelen arkadaşı benim işe alma şansım şu an yok, mümkün değil. Onu belli bir ikinci bir eğitim sürecinden geçirmem gerekiyor. Gönül ister ki üniversiteden mezun olan, liseden mezun olan arkadaşım direkt herhangi bir firmada çalışabiliyor olsun. Bu şu an için bizim ülkemizde hayal. Ama belki yurt dışında belli aşamada eğitim sistemleri, teknolojiye bakış açıları farklı olan ülkelerde bu şekilde olabilir. Ama bizim de bunu yapmamamız için bir sebep yok. Bu konuda ben de biraz umutluyum. İşte zirveyi yapmamızın, etkinlikler yapmamızın, üniversiteleri gezmemizin sebebi de bu. İşte bu paylaşım ekosistemi oluşturmamız lazım. Bugün burada bu kadar kıymetli insan, bu kadar kıymetli zamanını buraya ayırıyorsa bu çok değerli bir şey. Dilerim bundan sonra buradaki 35 kişi, 40 kişi bir şeyleri değiştirebiliyor olsak, etrafımızda bu sinerjiyi yayarsak birçok şey değişecek diye düşünüyorum. Hem bilişim teknolojileri öğretmenlere daha çok ihtiyacımız var. Hem teknolojiyi özümsemiş, gerçekten teknolojinin sadece bilgisayar olmadığını anlayan kurumlara ihtiyacımız var. Hem mühendisliği, hem deneyimi, hem tasarımı. Yani hayatın içerisinde sanat olduğunu, müzik olduğunu, dans olduğunu, güzel sanatlar olduğunu bir şekilde çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Çünkü öyle yetişmiş bir çocuğa ben çok rahatlıkla istediğim yazılım projesini yaptırabiliyorum. İstediğim yapay zeka uygulamasını geliştirebiliyorum. Hiç sorun yaşamıyorum ben o arkadaşla. Oturup onun yanına kulağını ne dinliyorsun diyorum. Ben çalışanlara bunu çok fazla yaparım. Bunu dinliyorum. Ama ben bunu dinlememiştim. Bana atsana bunun linkini diyorum. Dinliyorum. Sonra yarım saat sonra geçiyorum. Ya şu projede şunu nasıl kodladın? Bunu nasıl tasarladın? Sohbetini yapabiliyorum. Bu şekilde bir iletişim kanalı oturtmamız gerekiyor. Öbür türlü özgüveni tam oturmamış, hayatın içinde enerjisini alamamış, sürekli bir patron despotluğuyla çalışan bir kesimden biz şimdiye kadar hiçbir verim alamadık. Artık bunu yeterince deneyimledik ve şu anki yaşadığımız sıkıntıların hepsinin temelinde bu var. Değişmek zorundayız. Bu değişimi de bir şekilde tabii ki devletten bekleyeceğiz. Onlardan beklediklerimiz var ama %100 bizim de yapabileceğimiz çok fazla şey var. Biz en azından sivil inisiyatif olarak, özel sektör olarak biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. İl gezip, bölge bölge gezip, nefesimiz yettiğinde işimizi, gücümüzü, evladımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp bunları anlatmaya çalışıyoruz. Dilerim bu sinerji daha da artar. Tekrardan katılan herkese çok teşekkürler. Bence çok kıymetli bir sohbet oluyor. Sonra da izlenecek olan bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bilişimle üretim şu an pilot okullarda diyor Kütahya Bilsem. Keşke bir an önce tüm okullarda yapılsa diyor. Bilmiyorum pilot okullarda da verimlilik nasıl? Hani onun bilginiz var mı? Hani daha aslında şöyle bir şey var. Çok sağlam götürmeye çalışıyorlar. Her yöntemi, her eleştiriyi dikkate alıyorlar. Onun için de böyle hemen yaygınlaştıralım, hemen yapalım, sayılarla ortaya çıkalım diye bir kaygı görmedim ben. Güzel gidiyor ama seneye çok daha fazla okula yaymak istediklerinde bu sayı eğer ki böyle sağlam gideceklerse en fazla 1000 olacaktır. Ama 1000 bile çok iyi bir sayı olacaktır. Evet, orada da işte yetişmiş eğitimci kaynağıyla güzel desteklemek gerekiyor değil mi? Tüm kesinlikle. Çok yönlü olarak. Evet, sevgili katılımcılarımız sorularınız varsa alalım yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi 3 panelistimiz de birbirinden değerli. Türkiye'de birçok yolda hem özveriyle hem de vizyonerlikleriyle çok önce olmuşlar. Gerçekten ben de çok etkilendim. Zaten hani uzaktan da takip ediyordum kendilerini. Sorularınız varsa alalım. Bu arada isterseniz son olarak neler söylemek istiyorsunuz size de söz verebilirim sırayla. Bu sırada da soruları cevaplayabiliriz. Evet Zeynep Hanımcığım sizden başlayalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Çok değerli katılımlarınız oldu, katkılarınız oldu. Zeynep Hanım duyuyor mu acaba bizi?
Ben gene kendi kendime konuşuyorum. Mikrofon açmayı öğreneceğim. Şimdi Arna onun dersini alacağım. Çok özür dilerim. Öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum. Benim için de çok öğretici bir sohbet oldu. Biraz evvel Emrah hocamız mutlu bireyden bahsetti. Mutlu olabilmek için değer yaratmak lazım hayatta. Değer yarattığının farkında olmak lazım. Bir anne ciddi bir değer yaratıyordur. Bir kadın değer yaratıyordur. Kadın olmak zorluğunu hayatta yaşayıp diğer kadınlara örnek olarak yemek pişirmek bir değer yaratmaktır. Her gün kendine iyi bakmak, güzel yemek yiyerek kendi vücudunu, sana verilen bu hayata iyi bakmak da bir değer yaratmaktır. Ama hayatı değer yarattığını farkında olarak yaşayabilen insanlar mutlu oluyorlar bence. Ve nerede değer yaratmak istediğinde bulabilen gençler yetiştirmemiz lazım. Anne babalara ricam ve bunu biz çok hatasını yapıyoruz bence memleketimizde. Bana da yapıldı zamanında. Çocuklara lütfen puanla meslek satın aldırtmayın. Üniversite sınavı geliyor. Emin Hanım sizin de mezun olacak öğrenci çocuğunuz. Bol şanslar diliyorum. LGS'ye girecek çocuğunuz için de bol şanslar diliyorum. Lütfen morallerini de bozmasınlar. Evet bazı değişiklikler oldu. Ama önemli olan kendi planlarını, programlarını yapıp sakin olup paniğe kapılmadan çok güzel bir şekilde buna devam etmeleri. Ama kalplerini dinlesinler lütfen. Değer yaratsınlar. Bakın Burcu Hocam değer yarattığı bir iş yapıyor. Emre Hocam keza öyle. Siz öyle. O yüzden biz bir cumartesi günü kendi ailelerimizle olmaktansa sizlerle oluyoruz ve bundan inanılmaz keyif alıyoruz. Evet. Ve dinleyicilerin her biri öyle. Hayatlarında değer yaratıyorlar. İşte buna odaklanırsak toplumsal olarak o zaman bence çok farklı bir yere gideceğiz. Ben ilk eğitim işine girdiğimde girdiğim şekliyle herkes bana gelip yanlış yaptığımı anlattı. Ama herkes hilafsız. Ali Rıza Başkan'ı dışarıda bırakıyorum. Çünkü özel eğitim kurumlarında para kazanma yöntemi ve başarılı olma yöntemi çok basit. Pahalı bir tesis kuracaksınız. Paranız varsa yatırım yapacaksınız. İçinde en âlâ havuzlar, en güzel spor tesisleri olacak. Ehten öğretmenleri oradaki bütçeyi ona göre yapacaksınız ve çok yüksek fiyatlama yapacaksınız. Çünkü veli çok fazla para ödüyorsa iyi bir eğitim aldırdığını düşünüyor çocuğuna. Ben bunların hiçbirini yapmadım ve herkes deli olduğumu düşündü. Ama ben değer yaratmaya odaklandım ekibimle beraber ya ona odaklanıyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada deli olma yaftasını yeme pahasına ne kadar doğru bir şey yaptığımızı görüyoruz. Buradan da tek söz, son sözüm. Hakiki inovasyon o an kimsenin beğenmediği şeydir. Gerçekten inovasyon yapacak yüreğiniz varsa kimsenin dediğine de orada o kadardır. Hayır, yapmayın lütfen. Bakın Burcu Hocam bir konuda neferlik yapıyor. Çok önemli bir konuda. Emre Hocamız keza öyle. Buradaki dinleyicilerin çoğunluğu öyle. Eminim gün gelir anlaşılır. Önemli olan onun diğerleri tarafından algılaması da değil. Siz kendi açınızdan değer yarattığınızı biliyorsanız yolunuzda devam edeceksiniz. Ve sonradan da her zaman hiç kalp kırıklığı olmadan paylaşmaya açık olacaksınız. Biz hep böyle devam etmeye gayret edeceğiz. Ben bu yolculukta sizlerle yolumun kesiştiği için de çok mutluyum. Eminim bu bir başlangıç. Herkese çok selamlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, Burcu Hocam sizinle devam edelim. Son olarak nasıl toparlamak istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Ben de katıldığıma çok memnun oldum. Sizlerle yeni işbirliklerinde görüşmek üzere diyeceğim. Ama öncelikle bu alanın eğitiminin, yaratıcılığın, inovasyonun hep beraber çalışarak geleceğini sanırım ortak noktada buluşacağımızı söyleyebilirim. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz, evet. Emre Hocam buyurun sizi de dinleyelim son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi hakikaten ben de çok keyif aldım. Hem Zeynep Hanım hem Burcu Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok çok güzel şeyler oldu. Size de çok teşekkürler Evrim Hanım. Katılan herkese de çok teşekkürler. Keyifliydi. Konu çok derin bir konu. Biz sabahlara kadar bu konuyu konuşabiliriz evet. Galiba. Ben öyle potansiyel aslında sezdim. Değil mi? Böyle bir ikimizde evet. Bir grupluk var. Daha çok devam etmek istiyoruz. Evet, evet. Zaman kısıtı da var. Hani bu ekipten biraz böyle bir enerji var. Saatlerce konuşulur. Bu bayağı da bir uzar gibi geliyor. Evet. Ama temel noktadaki üç farklı kişinin de aynı noktayı düşünüyor, görüyor olması doğru bir tane. Bu beni mutlu etti. Aynı şeyleri düşünüyor olmak, aynı şeyleri paylaşıyor olmak. Tabii ki farklı görüşler, farklı düşünceler olacak. Hep benim de üzerine bastığım, şu ara kitabını da hazırladığım tasarım odaklı düşünce temelinde aslında ilerlememiz gerekiyor. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü design thinking'in içinde de bu var. Tasarım odaklı düşüncenin içinde bu var. Dünyayı değiştiren de zaten bu. Bu metodolojiyi, bunu eğitimimizin içerisine
ciddi anlamda koymamız gerekiyor. Farklı disiplinlerle, farklı görüşteki insanlarla uygar bir şekilde paylaşmamız, konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Öncelikle bunu öğrenmemiz lazım. Bu süreç bize bunu öğretti. Hiç yapılmadığı kadar insanlar online ortamda bir araya geliyor. Normal şartlarda bu kadar fazla etkinliği ben görmüyordum bir arada. Ama şu an neredeyse Instagram'ı bir açıyorum, 20 tane canlı yayın var. Birçok kişi bunu eleştiriyor ben ama çok kıymetli buluyorum. Bu çok güzel bir şey. İnsanların hem anlatacak bir şeylerin olması, kendini ifade etmesi, çatışmadan, kavgadan uzak fikirlerimizi paylaşıyor olmamız, özgür ortam olmamız, bizi açık mikrofon gibi bu sosyal medyanın bize bunu sağlamış olmasını çok kıymetli buluyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Söyleyecek her şeyi söyledik. Tekrar çok çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, gerçekten birbirinden değerli konuklarımız Sayın Zeynep Dereli, Sayın Burcu Yılmaz ve Sayın Emrah Kozan'la son derece etkileşimli ve çok değerli bir sohbet gerçekleştirdik. Yani son cümle olarak ben ne söylemek isterim derseniz, şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten farkındalığı yüksek bireyler, işte teknoloji okuryazarlığı olan, finansal okuryazarlığı olan, çoklu disiplinlerle yetişen bir yeni nesil için hepimiz aslında, değil mi, devletten bir şey beklemeden belki kendimiz neler yapabiliriz, nereye ucundan tutup neresine destek olabiliriz, buna bakmamız çok kıymetli. Bu anlamda gerçekten önemli bir dönemdeyiz. Artık hani sen ben değil biz olmanın yolunda ancak bu çıkışı yakalayacağız. Çünkü gerçekten zor bir dönem bu dönem, ancak çok bir yandan da çok mutlu bir dönem. Her şey bize bağlı diyorum. Tüm katılımcılara, tüm panelistlerimize ve çok değerli derneklerimize teşekkür ediyorum. Sanırım Fehmi Bey'e sözü verebiliyorum, değil mi? Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler Evrim Hanım. Biz de dernek başkanlığı olarak bir konuşmak isteriz. Ben de üstadım olan Aliza Bey'e öncelikle vermek istiyorum. Aliza Bey, siz başlatın. Dostlarım, ağızlarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Gerçekten iyi ki varsınız. Bu sıcak günde hepimize ümit, umut ve mutluluk getirdiniz. Ağızlarınıza sağlık, her şeye sağlık. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Teşekkürler başkanım. Ömer Bey, oradasınız. Evet, buradayım. Ben de birkaç parça bir şey eklemek ve söylemek isterim. Disiplinler arası alanların daha çok önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Bunu korona sonrası hep beraber göreceğiz. Herhalde mekatronik mühendisleri olarak bizler için konuşuyorum. Kendi adımıza konuşuyorum. Yani mekatronik mühendisleri temsil ettiğimiz için, onları kanaat önderliğini şu an yaptığımız için daha trendli konu olacağını düşünüyorum ben, mekatroniğin ve robotiğin. Biz de tabii bu arada dernek olarak kendi çapımızda, kendi alanımızda birkaç parça bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok kısa, uzatmadan bir şeyler söylemek istiyorum. Hani sizlerin de, bu katılımcıların da bilgisi olması adına tabii ki konuklarımız kadar bir şey yapamadık. Hani onlar kadar bir şey yapma şansı bulamadık ama her geçen gün daha da büyük, daha da güzel şeyler yapmak için bir mücadele veriyoruz. Tabii biz de mekatronik mühendisliği derneği olarak robotik kodlama da bizim alanımıza giriyor. Yani bir sistem komisyonu kurduk. Derneğimizdeki komisyonumuz var. Komisyonumuz biri eğitim komisyonu, biri sistem komisyonu. Bu komisyonla beraber Başakşehir Belediyesi ile İNET protokolü imzaladık. Güngören Belediyesi ile beraber de hemen şeyden sonra çalışmaya başlayacağız. Bu korona sonrasında direkt çalışmaya başlayacağız. Pegasus'un açtığı bir proje kapsamında da, onların sponsorluğunda Yarınları Kodluyoruz projesi kapsamında 40 tane ortaokul öğrencisine Arduino ile robotik kodlama eğitimi vereceğiz. Bu proje Giresun'da gerçekleşecek. Bu gerçekleşecek Giresun'daki projeyle alakalı tam şeye denk geldi. Korona'ya Pegasus da bize şu şekilde geri dönüş sağladı. Online verin. Yani şu an malum korona süreçleri. Onları da online vererek süreçleri tamamlamayı düşünüyoruz. Bunun dışında sistem komisyonu olarak Mikrobit, Arduino ve Tinkercad dersleri vermeye devam ediyoruz. Online dersleri vermeye devam ediyoruz. Ve bugüne kadar 395 kişi katılım sağlamış bizim eğitimlerimize. Ve önümüzdeki haftalarda da temel PLC, temel seviye PLC, SolidWorks eğitimlerle beraber de devam edeceğiz. Dediğimiz gibi kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani herkes iyi niyetli bir şekilde, dediğimiz gibi belki devletimize çok fazla şey düşmeden, sorumluluk yük bırakmadan kendi çapımızda bir şeyler yaparsak, herkes elini taşın altına koyarsa çok daha güzel bir ülkede yaşama şansı yakalar diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum öncelikle konuklara ve katılımcılara. Herkesin ağza sağlık, herkesin emeğine sağlık. Bugün böyle tatil gününde diyelim ve burada buluşmak, bu kadar süre zarfında herkesin birbirini dinlemesi ve bir şeyler paylaşılması çok güzel, benim çok hoşuma gidiyor. Böyle çalışmaların artması için de elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Ben son olarak, bu Engin Hocam biraz önce buradaydı ama ayrılmadıysa, Engin Hocam da bir eğitimci olarak ona da bir söz hakkı verilmesini ben rica ediyorum ama tabii konuşmak ister mi, söz almak ister mi bilmiyorum. Engin Hocam da burada mı? Çıkmış mı Engin Hocamız?
herhalde şu an çıkmış. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Katılım sağlayan herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Başka bir webinarımızda önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ben şimdi devralayayım. herkese çok teşekkürler. Öncelikle onu belirteyim. Değerli konuşmacılarımız, sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok ciddi ve çok önemli konulara parmak bastınız. Hem ülkede hem de dünyadaki temel problem insanları yetiştirmekten ziyade nitelikli insan yetiştirmektir. Onu belirteyim. Bu konuda da sizler çok değerlisiniz. Bizim alanımızla da otomatikman bağlantılı olduğu için bilgisayar ve bilişimle katkılarınız için tekrar teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Dinleyicilere de ayrıca bu kadar zaman ayırıp bekledikleri için teşekkürler. Bitirelim burada. Önümüzdeki haftalarda tekrardan aynı saatte aynı gün görüşmek üzere. Sadece önümüzdeki hafta 22'sinde yapacağız. 23'ü uygun olmadığı için bayram ve Arife günü nedeniyle. O yüzden 22'sini aldık. Bilginizi afişler paylaşılacak zaten.